Memur bey, çözün ellerini, rica ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Beyefendi, lütfen zorluk çıkarmayın. Hanımefendi çocuğunu teslim edin, gidelim. Ben vermem ben iznimi. Önce beni asarlar, sonra alırlar oğlumu. Baba. Bakın, ben çocuğun babasıyım. Size söz veriyorum, gün içinde kendim götürürüm. Hayır. Oğlumu şimdi istiyorum. Ya hayır, ya, öldürürüm. Ya. Ben bunu yemin ederim öldürürüm. Sen niye şimdi istiyorsun? Ver. Yapma. Ceylan. Mehmet'in acil eşyalarını bir çantaya koy getir. Hayır, hayır, hayır. Ama Kerim abi. Kerim. Hadi Ceylan. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Kerim. Hadi Ceylan. Kerim ne olur. Ne olur, ne olur ama çocuğum. Hayır, Kerim. Kerim ne olur baba. Kerim ne olur bak, bana bak, yüzüme bak. Ne olur aşkım, ne olur verme çocuğum. Söz veriyorum, götürüp getireyim. Ne olur verme çocuğum. Hadi, çok uzadı bu iş. Lütfen artık çözer misiniz ellerini? Bakanım, eğer yine bir saçmalık yapmaya kalkarsan bu sefer kimse kurtaramaz seni. Hayır, 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 hayır. Ya. Sakın, sakın. Ceylan, çocuğu benimle çıkarıyorsun. Ceylan, verme çocuğumu. Ceylan, Ceylan, verme çocuğumu. Atfa. Verme çocuğumu. Ya başka çaren yok. Bravo. Sonunda birisi bu durumu anladı. Başka çaren yok Hülya. Sok bunu kafana. Sok bunu kafana! Ben seni kafana sokarım! Söz Filiz Hanım, şahsi tahrik etmeyin. Kenarda bekleyin sizi. Filiz Hanım, durumu daha da zorlaştırmayalım. Çocuğu aldık zaten. Tamam. Sakin ol, sana söz veriyorum. Bak, bu işi halledeceğim. Benimkini alamazsa ben gidip kendi ellerimle alıp sana getireceğim o çocuğu. Ama sus şimdi, böyle yardımcı olmuyor. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Ama şimdi sakin, sakin ol. Hadi sakin. Zeynep! Hayır. Gel kızım, gel. Tamam, babacığım. Tamam, baban aldı. Tamam, gel. Gel, ne olur verme çocuğum. Aşkım, anneciğim, ne olur, ne olur verme çocuğumu baba. Gel, ne olur verme. Tamam, tamam. Hadi gidebiliriz. Gel. Gel kızım. Tamam, sen merak etme. Baban aldı. Hallet, hallet çocuğumu. Gelin, ben de geliyorum seni. Gerek yok abi. Senin burada kalman daha iyi. Hülya gel. Ne olur. Gel ne olur. Kerem! Ne olur anneciğim ben. Hadi baba, içeri girin. Hadi. Sakin ol yavrum. Hülya salma kendini, tamam mı? Ya bırak! Bırak! Yalan söylediniz bana. Hepiniz el birliği yapıp çocuğumu aldınız benim elimden. Siz aldınız benim çocuğumu. Bana bak. Bak. Şimdi faydası yok. Buyurun Kerim Bey. Ben kendi arabamla giderim. Ben bırakırım sizi Kerim Bey. Mehmet teyze izlettiriz 18 yaşına geldiğinde. Ailesinin onu vermemek için polise karşı nasıl şanlı bir direniş yaptığını öğrenince o dakika evine döner çocuk. Sen tam bana göresin ha.
Seninle sonra konuşacağız. Ben seni fırsatım varken niye ezmedim? Niye ezmedim? Bir yaşıma daha girdim. Çocuğun da icrası mı olurmuş be? Böyle elimiz kolumuz bağlı oturup bekleyecek miyiz? Ne bileyim, söyle Aga'nın işte ya. Evlilik dışı doğan çocukların velayeti otomatikman anneye veriliyor. Durum öyle yani. Seyredecek miyiz böyle oğlanı alıp götürmelerini? Ne yapacaksanız bir an evvel yapın. Bak ben malımı biliyorum. Bizim deli kız Allah esirgesin ya kendini keser ya da o süslü garıyı. Onun yapmasına gerek kalmayacak. Ben konuyu kökünden halledeceğim. Bayram Bey, korkutma insanı. Bu kadar dert arasında bir de seni merak etmeyelim. Baba, sen nasıl halledeceksin ki? Merak etme, benim de bir şey yapmama gerek kalmayacak. O Filiz garısı var ya, o Filiz garısı. Oturacak sofrada, tabaktan lokma lokma kendi kellesini yiyecek, gör bak. Neyse, çıkın da kızla meşgul olun biraz, haydi. Aman baba, aklı olan Hülya'nın yanına yaklaşmaz. Gene bir yarım sabah kahvaltısı, gene aynı şeyler. Aysel, Ceylan, hadi bir çay kahve bir şey yapın. Tamam. Ya niye toplaştınız bekleme odası gibi? Kızım senin okulun yok mu? Haydi. Efendim baba. Hülya. Anlat. Çocuk meselesini benden neden sakladın kardeşim? Dinliyorum seni. Merak etme abla. Çocuk gitti. Bütün suçlarının cezası toptan kesildi. İşlediğim bütün günahların bedelini birkaç saniyede ödedim. Birisinin ayar vermene gerek yok. Çocuğumu aldılar elimden. Artık yeni suçlar işleyeceğim. Ya bu ne demek? Allah'ım ne oluyor? Melek. Ha Mahir, bir şeyler oluyor. Hülya tuhaf tuhaf şeyler söyledi, sonra kapattı. Kerim aradım, ona da ulaşamadım. Senin olanlardan haberin var mı? Vallahi delireceğim burada ya. Yok, ben bilmiyorum. Ben daha yeni uyandım. Ne oluyor, anlat. Çocuğu aldılar dedi. Abuk subuk şeyler söyledi. Suç işleyeceğim falan dedi ya. Gerçekten beynim durdu. Evet, suç mu işliyormuş? Melek. Alo Melek. Melek. Cesaret aslan. Birkaç dakika. Sonra eve anneye gideceğiz. Tamam mı? Bir tanem bebeğim. Evine hoş geldin. Gel kucağıma anneciğim. Verir misin lütfen? İçeri ben taşımak istiyorum. Aklından bile geçirme. Gerildi zaten. Ben getiririm. Kenan Bey, izin verir misiniz lütfen? Ortam çok gergin. Bu ilk görüşmenin aile arasında olmasını istiyorum.
Tabii, anlıyorum. İyi günler. Hoş geldiniz. Unutma Kerem, burası senin de evin. Ya istediğin zaman... Öyle mi? Çok sağ ol ya. Çok incesin. Hadi. Hoş geldiniz. Havaya uçuracağım ve içeri girip bebeğimi kucağıma alacağım. Sonra da kaçabildiğim kadar uzağa kaçacağım. Yapabilirim. Ben bunu gözümü kırpmadan yapabilirim. Ya sustursana şunu. Ben alayım şunu. Gel bakalım. Gel, gel oğlum. Gel, gel, gel aslanım. Tamam babacığım, buradayım. Buradayım oğlum. Ama senin yüzünden burada öyle oturuyorsun. Çocuk seni görünce şımarıyor. Gitsen ikisini bir arada bıraksan her şey daha kolay olacak. Ya sen bir susan sen tabii. Tamam oğlum, tamam. Tamam, buradayım ben. Gerçi sonrası çok kötü olabilir. Yani silah falan. Artık. Ben ona bu kadar ileri gitme dedim. Yok kadın kararlı. Kendisini illa geberttirecek. Tamam Filiz, sen istedin bunu, sen. Yalan diyorsun! Ama bu böyle olmaz. Düşmanca tavırlarla nereye varabiliriz ki? Oh, olmuyor işte abla. Ben bir yabancıyım onun sesi. Nereden buldunuz bunu sesi? Abi onu yok et. Şimdi yok et. Filizciğim bak daha birkaç saniye oldu, dağılma hemen. Ne yapayım abla, tanımıyor bile beni. Zorla mı sevdireyim kendimi?
Bu olayı kimse için trajedi haline getirmeyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Bundan sonra daha insanca adımlar atalım. Hukuksuz işler yapıyorsun. Hakim kararını verdi. Memo'nun velayeti Filiz'de. Götüremezsin. Hı hı. Uyan bakalım. Ah, uyuyakalmışım ya. Hı hı. Bak, ben sana mis gibi bir çorba getirdim. Çorbamızı içelim, pijamalarımızı giyelim, sonra güzel güzel uyuyalım, tamam mı? Allah Allah. Bu alakanı neye borçluyuz? O ne demek ya? Ben sana alaka göstermiyor muyum? Göstermiyorsun tabii. Allah Allah. Hı. Peki, o zaman bundan sonra seni ilgi alaka manyağı yapacağım. Mehmet'e nasıl davranıyorsan aynı sana da öyle davranacağım. Gel bakalım. Aç şimdi ağzını. Aç, 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 aç. Aferin benim bebeğime. Aferin. Aç bakalım. Aferin. Dur yavaş. Tükürme, tükürme. Yut onları bakayım. Yut, yut, yut. Aferin. Ya dur ama tamam ya. Tamam, tamam. Bak nasıl güzel yermiş ya. Nasıl güzel yermiş. Benim dana prensim benim. Senin yeşine kurban olsunlar bebeğim benim. Dana prens mi? Evet ama sen danacıksın. Aç bakalım ağzını. Ya! Ay pisliksin ama bir şey soracağım. Mehmet senden daha temizliyor gerçekten. Allah'tan Mehmet senin gibi bıyıklı değil. Bu ne ya? Öyle mi geçiyor bizim çocukluğumuz ya? Hepimizin toptan kaçık olmasının bir sebebi var demek ki. Evet ama sen yine de aç ağzını. Aç bakalım. Tamam bu ne? Bir daha ama. Yok yemeyeceğim. Ama aç karnına uyumaz Kerimcim gel. Tamam istemiyorum. Aç bakalım hadi öyle. Yaramazlık yok. Aç bakalım. İstemiyorum Hülya. Hadi hadi hadi. Ya üstüme gelme istemiyorum. Ne demek istemiyorum canım? Aç karnına uyumaz öyle. Aç ağzını. Bu İstemiyorum. Çorba Allah aşkına gel şuraya. Tamam. Kerimcim. Ya Hülya bak yorgunuz ha. Aa, bak hayır aç şunu. Ya git istemiyorum. Ama sen çok yaramaz oldun ha. Gel Kerimcim aç bakayım ağzını. Tamam tamam yiyeceğim. Ya bak sen çok pislik bir çocuksun. Tamam ya ne olur bak yorgunum uyuyacağım filan. Tamam hadi tamam yeter. Bir tane okey bir tane. Aferin. Ne diyorsun anlamıyorum. Diyor ben yemeyeceğim dakika. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Uygunsan buluşalım mı? Ben de tam eve gidiyordum ama eğer acilse. Aslında evet. Canım çok sıkkın. Şu Mehmet sorunu hepimizi çok kötü etkiliyor. Aklında bir yer varsa bana mesaj at. Ben de geleyim oraya. Tamam. Tamam. Hemen atıyorum. Görüşürüz. Vay. Kız azimli. Hayır. Hayır. Devlerin aşkı başlıyor. Hadi öğrenciye.
Fikir değil. Ne oldu? Ben bir başkasını seviyorum. Yapamam. Sana o her kimse unutturacağım. Unutturabilir misin gerçekten? Sence? Biz de gitmeyiz o zaman. Bu gece senin emrindeyim. Öyle mi? Ne yapmak istersin? Dans etmek istiyorum, dans etmek istiyorum. Hadi gel. Nereye tutacaksın beni? Rezalet ya. Yuh artık. Memo'yu bu kadına mı vereceklermiş? Yok canım, nereden alacak Allah aşkına? Görüyor musun Şeyla? Bacak kadar boyu, kuş kadar aklıyla vadi bile tasvip etmedi. Hakim görse ne diyecek kim bilir? Cık, yazık. Ayol bu Cem kim? Gaynım, gaynım. Allah Allah. Hadi herkes yemeğini yesin. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş ha Bayram Bey. Sen de o gülü oraya dikene kadar şuraya takaydın yani. Oku, oku. Ne bu? Baksana, Filiz'i koymuşlar gazeteye. Hiç kimseye güven olmuyor bu devirde. Kimse de utanma, arlanma kalmamış. Halbuki ne kadar da mazlum bir görünüşü vardı Filiz'in, öyle değil mi? Yani şu haline bak, bir de içmiş. Lan bu Cem. Pardon Filiz Hanım. Cem Bey geldi. Sizi görmek istiyor. Cem Bey geldi? Niye geldi ki? Ben şu an onunla görüşemem. Evde yok de. Ama... Mecbur kalmasam gelmezdim Filiz. Çok zor durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir ödemem vardı. Bankada sıkıntı çıktı. Alacaklarımı da tahsil edemedim. Bugün ödeme yapmazsam başım çok büyük belaya girer. Çok kısa bir zaman için borç isteyecektim. Birkaç gün için. Çok özür dilerim. Gerçekten... Tamam, tamam. Olur böyle şeyler canım iş hayatında. Ne kadar? Vallahi ben hiç şaşırmadım Hülya. Yani Bayram Baba'nın bu işin peşini bırakmayacağı belliydi. Oh ya, iyi de oldu vallahi. Bak ben sana söyleyeyim. Mahvedelim. Hülya! Hülya! Hülya kalk, iyi misin Hülya? Ay Allah'ım ya! Hülya kalk! Hülya! Ay Hülya! Ne oluyor ya? Ay bayıldım, iyi misin? Oh, bayıldım mı? Ay çok acıyor mu başın, ne oldu? Yok yok yok. İyiyim, iyiyim de. Üf, bu
Kaçıncı ya? Bu böyle olmaz Hülya. Kalk, hastaneye gidiyoruz ya. Hatta sen burada bekle. Ben çantamı alıp geliyorum, tamam mı? Of, dur. Dur Zeynep, dur Allah aşkına. Ortalığı velveleye verme şimdi. Belki de kötü bir şey vardır. Şimdi kimse bir şey bilmesin, kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Ay tövbe tövbe, ağzından yer alsın Hülya ya. Tamam, ben çantamı alayım. Mutfaktan gizli gizli çıkarız, tamam mı? Bekle beni burada. İyi misin Hülya? İyiyim, iyiyim. Tamam, hemen geliyorum. İşte tamam. Filiz! Hoş geldin Mahir. Tanıştırayım. Cem, Mahir. Cem. Cem? Ya Cem, ben tanıştığıma çok memnun oldum. Enişte. Ya gel. Gel ben seni bir öpeyim ya. Ulan fırsat. Mahir. Gel buraya. Ya. Şerefsiz. Dur. Gebertirim lan. Uzaktıracağım sana. Gebertirim lan. Gebertirim lan. Uzak duracaksın lan. Uzak duracaksın lan. Uzak duracaksın. Ya. Ne olmuyor ya? Gebertirim lan. Evet. Sonuçlarınız gelmiş Hülya Hanım. Bir bakalım. Nasıl, daha iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Baş dönmem geçti zaten. Siz Allah aşkına bir an önce bana neyim olduğunu söyleyin de. Haberler iyi. Hem de çok iyi. Sağlığınızda endişelenecek hiçbir şey yok. Bana yalan söylemeyin. Ben gördüm, ekrana nasıl baktığınızı gördüm. Hayır, ben üzülmeyeyim diye söylemiyorsanız Allah aşkına ne varsa söyleyin. Hülya Hanım, gayet iyi durumdasınız. Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani o zaman ben niye durup durup bayılıyorum yani? Hem biliyorum, kafamda bir tuhaflık var. Kendimi çok değişik hissediyorum ben. Kesin bir şey var. Çünkü bebek bekliyorsunuz. Ay Hülya! Ne? İstese de bir daha çocuğu olamayacak zaten. Bebeği kaybettik. Senin çocuğun olamaz Hülya.